Ne işin var senin bu saatte burada? Sesler duydum. Ne oldu? Kaya mı geldi? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Karışmayın bana! Karışmayın! Ne oldu ki? Neyine karıştık? Daha neyime karışacaksınız? Neyi var anne bunun? Az önce Kaya buradaydı. Ne? Burada mıydı? Şimdi nerede o namussuz? Kovdum gitti oğlum. Sana görüşmeyeceksin o adamla demedim mi ha? Demedim mi? Demedim mi? Bırak kızı! Ulan! O benim kocam, size ne oluyor? Sen ona uyma oğlum, ne olursun. Bana cevap verme, ağzını burnunu kırarım sen ha. Delirmiş bu kız. Namussuzum delirmiş. Adam her gece sarhoş eve geliyor. Geliyor. Başka kadınlarla aldatıyor. Hala benim kocam diyor. Delirmiş bu kız, delirmiş. Her 6-7 mi var? Çocuğun olmuyor, kısırsın diye dövdüm. Ot dedi dövdüm, bok dedi dövdüm. Yazık değil mi kadına? Hoş, ben de dövüyorum ama benimki hak ediyor. Hadi Şerife, boş ver. Şerife. Bana telefonu getirsene. Buyurun efendim. Sağ ol. Karımı çok seviyorum, biliyor musun? Bundan sonra hiç dövmeyeceğim. Sarhoş da olmayacağım. Çocuk da istemiyorum. Ailesi yıkmak istiyor yuvamızı. Yıktırma arkadaş. Sen de uzak bir yerde ev tut. Karıcığım, seni çok seviyorum. Yine fitil gibi olmuşsun, sarhoşsun. Hani söz vermiştin, içmeyecektin. Peki. İstemiyorsan içme. Boşanmayacağız, değil mi? Birbirimizi seviyoruz. Sana da iyi geceler. Gördün mü? O da seviyor beni. Öyleyse boşanma ulan. 2 gün sonra duruşmamız var. 2 gün sabrederim ben de. Ne olmuş? Evime gitmem. Gel ben de. Hadi içelim artık. İç hadi. İçmeyeceğim. Karıma söz verdim. Evet. Bir başka kadınla suçüstü yakalanmışsın. Hakim Bey, söz istiyorum. Buyurun. Efendim, bu da Kaya'nın çocuk yapma yeteneğinin olmadığını gösteren doktor ve tahlil sonuçta. Buna rağmen suç sende diye karısını dövüyor. Ne diyorsun bu suçlamalara? Efendim, dövdüm, doğru. Ama artık hatalarımı anladım. Karımı seviyorum. O da beni seviyor. Bizi ailesi zorla boşandırmak istiyor. Deliller boşanmaları için yeterli sebeplerdir efendim. Kaldı ki müvekkilim bu karakterdeki bir adamı sevmiyor. Kaya'yı sevmiş olsaydı dava açmazdı. Ya da sonradan pişman olmuş olsaydı davayı geri alırdı. Oysa bırakın sevmeyi, yüzünü bile görmek istemediği bu adam için duruşmaya bile gelmek istememiştir. Tüm ısrarlarıma rağmen yüzünü bile görmek istemediğini beyan etmiştir. İnan bize kızım. Senin için en doğru olan buydu. Yoksa hangi anne baba çocuğunun ayrılmasını ister? Bu yüzden yüreğim ağlıyor. Ama elden ne gelir? Ne
nafaka istiyor musunuz? Böyle bir talebimiz yoktur efendim. Yaz kızım. Davacı vekili ve davalı geldiler. Açık olarak duruşmaya devam olunmuştur. Davacı vekili dilekçemizi tekrar ederiz dedi. Deliller incelendi. Sen niye gitmedin duruşmaya? Duruşmada değil, senin yanında olmayı seçtim. Fena mı ettim yani? İyi de ben iş aramaya gidiyorum. Biraz konuşalım sonra gidersin. Şu pastanede biraz oturalım mı? İzin aldın mı sen ailenden? Gerek yok. Neden? Babam mahkemede. Abim ablamın mahkemeye gitmesini engellemek için evde. Ha, anlaşıldı neden buradasın. Yoksa izin almak zorunda kalacaktın. Belki de izin alamayacaktın. Evlenirsek ayrı evde oturacağız. O zaman izin almama gerek kalmayacak. Hani bu konuyu bir daha açmayacaktık? Hani sadece arkadaş olarak kalacaktık? Tamam tamam. Hadi gel şurada oturalım biraz. He? Aysu ablan da evliydi ama boşanmalarına ailen karar verdi. O başka. Paran var mı? He? Yazık. Yazık oldu bir aile. Mahvettiniz. Bakıyorum da leşen yerinde. Sayende Ziya Bey, sayende. Bir pislikten kurtulduk. Sağ ol. Merak etmiyor musun sonucu? Avukatımız Ziya amca, hakimin Aysu ablamı kesin boşayacağını söylemiş. Ablana üzülüyorum. Ben de üzülüyorum. Hem de çok. Ne garip değil mi? Ne? Aynı aile içinde ve aynı gün bir kardeş boşanıyor, diğer kardeşe evlenme teklifi yapılıyor. Ne diyorsun Allah aşkına sen? Şaka yapmıyorum. Doğru söylüyorum. Ciddiyim yani. İyi öyleyse. Ne demeye geliyor iyi öyleyse? Sen ne demeye getirdin? Sana evlenme teklif ediyorum. Bir şey demeye getirmedim. Açıkça söyledim. İyi ama daha birbirimizi iyi tanımıyoruz ki. Aileni tanıyorum, seni tanıyorum. Ve görür görmez de çarpıldım. Kalkalım mı? Ağlayacağına sevinmelisin kızım. Ailemiz o mikroptan kurtuldu. Hepimize geçmiş olsun. Ben artık dükkana gidiyorum. Kolay değil kızım biliyorum. Ama elden ne gelir? Sana yaptıklarını düşünsene kızım. Eğer evli kalsaydın ileride başımıza kim bilir ne çoraplar örecektin. Hayır. Yanlış mı yaptık acaba? 5 çocuğumuz var değil mi? Mutluyuz. Çocuklarımız ailesine tutkun ve terbiyeli. Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Sen beni çok seviyorsun. Ben seni. Yani... Mutluyuz. Bu kadar mutluyken ben seni aldatsam ne olur? Olan olur. Dövsem seni. Sarhoş gelsem eve her gece. Paramı kadınlarla kumarda yesem ne olur? Üşüttün mü sen? Doğru karar verdik, doğru. Aysu bunu ileride anlayacak. O serserinin cilalı iki lafına kanarak saflık et. Biz de bu saflığa izin vermedik. İşte hepsi bu kadar.
Çabuk, hemen hastaneye yetişelim. Hadi çabuk çabuk. Yürüyoruz ambulans çağırın. Murat Bey, istediğin zaman gelip istediğin zaman gideceğin babanın çiftliği değil burası. Ciddi bir iş yeri. Bu dükkanda benim de söz hakkım var. İstediğim zaman gider, istediğim zaman gelirim. Hı? Yok öyle kargayı kanarya gibi göstermek. Sen de ben de aynı zamanda işçi olarak çalışıyoruz burada. Yine o Tülay denen kıza gittin değil mi? Evet gittim. Bundan sonra da gideceğim. Sen ve babam bugüne kadar bana çocuk muamelesi yaptınız. Kişiliğimi ezdiniz. Beni hiçe saydınız. İşe yaramaz bir hale getirdiniz. Şimdi Tülay da bana öyle davranıyor. Yeter artık. Kişiliğimi sizden ezdirmeyeceğim. Bugün mutlu günün değil. Üzerime gelme. Ablamın ayrılması mutlu ediyor seni değil mi? Onun her şeyine karıştınız. Sayenizde boşandılar. Ama ablama davrandığınız gibi bana davranamayacaksınız. Ben ablamın durumuna düşmeyeceğim. Tülay'la evlenmeyi kafama koydum. Bunu böyle bilin. Tamam. Çık git hadi işinin başına. Neyine taktın Tülay'ın? Anlamadım gitti. Babamı da sen etkiliyorsun. Sen karışmasan babam da ses etmeyecek bana biliyor musun? Kaytardın yeter. Hadi soyun git işine. Abla, bu Arif çok şeker bir adam. Ne dersin? Evlenme teklifine ne cevap vereyim? Sen bilirsin Oya'cığım. İnşallah sonu benimki gibi olmaz. Arif'in evlenme teklifini anneme babama söyledin mi? Hayır, önce senin fikrini almak istedim. Benim fikrimden ne olacak ki? Seviyorsan, anlaşabileceğine inanıyorsan mesele değil. İş buldum arkadaş. Birçok kız arasından beni seçtiler. Sen de sevindin değil mi? Evet, bu seni çok üzmüştü. Annem yalan söyledi. Ayda da. Hatta Ramon bile... Sizlere iyi geceler, ben gidiyorum. Uykum geldi. Nereye yavrum? Evime baba. Senin evin artık burası. Biliyordum. Olur mu baba öyle şey? Artık evim burası. Sen kimmiş öğrenebildin? Baban doğru söylüyor kızım. Evet öyle. Oya'nın odasında yatarsın. Ama o bunu bilmiyor. Onu çok iyi. Tabii abla. Yarın senin eşyalarını buraya taşırız. Çektim resti abime. Bana karışamazsınız dedim. Kendi kararımı kendim veririm dedim. İster Tülay'a giderim, ister gitmem dedim. Size ne? Aferin sana. Bundan sonra böyle. Bak kimseye haber vermedim. Bu sabah sana geldim. He? İlk günden geç kalmayayım da işe. Geç kalmazsın. Ben seni bırakırım taksiye. Olmaz Murat. Neden? İş yerimi öğrenmeni istemiyorum. İş yerime gelmeni istemiyorum. Nasıl istersen. O zaman sana biraz para vereyim ben. Ben bunun hesabını sorarım o herife. Başlama gene Mustafa. Kopamıyor işte kızlar, ne yapsın? Ne demek ne yapsın anne? İşten de kaytarıyor. Çok konuşma, gençlik bu. Kız arkadaşı olmasın mı çocuğun? Kendinin yok ya, abime göre kız arkadaşı olmaması çok normal. Şimdi çarparım ağzının orta yerine. Doğru konuş kardeşinle. Sıtkı kendine gel. Kızla olmayacaksın dedim Murat'a. Karışma sen. Evlenecek olan Murat. Kiminle isterse onunla evlendirmek görevimiz. Yok ya. Orospu biriyle evlenmek isterse ne olacak? Konuşma sen. Terbiyesine bak hele. Ben gidiyorum.
Oğlum Sıtkı, Aysun'un eşyalarını taşıyacağız. İşe geç kalırım baba. Niye yani, hamal tutup para mı verelim? Zaten Murat da yok baba. Akşam iş dönüşü taşırız. Eşyalar kaçmadı ya. Peki akşam taşırız. Yemezsen büyüyemezsin ama. Hadi hoşça kal. Polise git, polise. Niye gidin polise? Haber yok Tülay'dan. Burnu biraz sürtülsün, çıkar gelir, merak etme. Amca olacaksın, verdiğin cevaba bak. Al bakayım. Gene beni kızdırma. Senin yüzünden kaçtı evden kızcağız. Çok uğraştım, getiremedim. Hem 18 yaşını çoktan doldurmuş bir kızı polis kolundan tutup zorla getirecek diye ya. Ya kötü yollara düşerse? Sen de kına yakarsın o zaman. Sinirimi bozma yine. Tansiyonum çıkacak ona göre. Tamam. Akıllı kızdır Tülay. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz öyle mi? Biz çok akıllı kızlar gördük duyduk beyim. Şimdiden görüyorum ben onun sonunu. Gazetede gördüm kazayı. Ne biçim bindirmişsiniz direğe öyle? Fotoğrafı görünce şaşırdım. Ucuz atlatmışsınız. Bir iki kırıkla atlattık. Haber vermemizi istediğiniz kimse var mı? Yok. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sıtkı Bey. Hı. Kardeşini seviyorum biliyor musun? Niyetim de ciddi. Evlenmek istiyorum onunla. Yok ya, bir de ciddi olma istersen. Alıveririm ayağımın altına seni. Dalga geçme Sıtkı. Oya'ya bu konuyu açtım. Ne cevap verdi peki? Hiçbir cevap vermedi. Evde bu konu açıldı mı? Hayır. Belki de benim haberim yoktur. Sıtkı tekrar söylüyorum. Kardeşini çok seviyorum. Şunun ağzını bir arasana. Ulan arkadaşımsın diye şimdi başlatma o ya da sana da. Oya kızım, yavrum, sen de Arif'le evlenmek istiyor musun? Bilmiyorum anne. Kaya enişte kaza geçirmiş. Hoş geldin Arif. Hoş bulduk. Ucuz atlatmış. Sen neredeydin bu saate kadar? Tülay'ın yanındaydım. Hop hop. Kaçma, gel buraya. Bırak çocuğu, hayatını yaşasın. Ben de gideyim artık. Seni lafa tuttum diye yövmeye isterse şimdi. Çok rahat görünüyorsunuz Nermin Hanım. Haberiniz yok galiba. Neden haberimiz yok? Gazetede okumadınız mı? Ne var gazetede? Hay Allah, nasıl haberiniz olmadı? Kaya'nın arabası direğe çarpmış. Ne? Direği mi çarpmış? Öldü mü yoksa? Yaralıymış, korkma. Çok ucuz atlatmış, çok. Şimdi nerede acaba? Hangi hastanede? Sakin ol yavrum. Yaralıymış. Geç otur şöyle, geç. Geç yavrum. Ablam boşandı da. Oya, boşandılar mı? Kapı komşusuyuz, haberimiz yok. Ağlama kızım, ağlama. Geldiğin için sağ ol baba. Baba de babana. Her şeye rağmen aileye girmiş bir kişisin. Şu zor gününde bir şeye ihtiyacın olursa diye geldim. Sağ ol, bir şeye ihtiyacım yok. Aslan kardeşim, geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol.
Sen neymişsin be abi be? Acemice vur gider direği öper. Evet, Ufa'ya geldik. Canım dostum benim be. Kral arkadaşım. Birkaç güne çıkarsın. Evdeki eşyalarını ne yapacaksan yap. Ev bulur bulmaz alırım. Kızı rahatsız etmeyeceksin. Tamam, etmeyiz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Güle güle. Ne dikilip duruyorsun burada? Hadi şunları al da gidelim hadi. Hadi. Bu? Kayanın. Hadi sallanma hadi. Yorulduk. Başka bir şeyin kalmadı değil mi kızım? Kalmadı baba. O serseri hastaneden çıkınca kendine yeni bir ev tutup eşyalarını alacakmış. Beni sordu mu baba? Niye sorsun kızım? Ah yavrum ah. Biraz arkadaşlarla dolaşıp geleceğim. Nereye dolaşacaksın? Arkadaşlarıma takılacağım. Takılacağın arkadaşları biliyorum ben. Sıtkı, bırak çocuk dolaşsın. Tamam oğlum tamam, hadi git dolaş. Üstü kalsın evladım. Sağ ol efendim. Amcanla bundan sonra görüşmeye niyetli değilsin herhalde. Kesinlikle. Hadi. Seni evine bırak. Teşekkür ederim Fuat Bey ama buna hiç gerek yok. Olmaz öyle şey. Patronun sekreterini yemekten sonra restoranda bırakır gider mi? Hayır, kesinlikle istemiyorum. Ben kendim giderim. Neyse, bu defalık öyle olsun. Aysu zorla eşinden ayrıldı. Aferin senin ailene. Böylece namusları kurtuldu. Şimdi bir taksi şoförüne oyayı kakalamaya çalışıyorlar. Doğru konuş. Ne demek kakalamaya çalışmak? Taksi şoförünü niye küçümsüyorsun ki? Öyle ya. Doktorla evlenecek değil ya. Ona şoför yakışır. Benim ailemden başka konuşacak bir şeyin yok mu senin ha? Senin ailen ilkel bir malzeme ve ilkellik de benim sinirlerimi bozuyor. İster istemez konuşuyorum. Sensin İlker. Saygılı konuş lütfen Nihat. Hatırlıyor musun? Ne
Ne var bunda kızacak? Birlikte yemek yeriz diye bir şeyler aldım. Yemeğe gideceğini söylemedin ki. Hem patronun diye yemeğe gitmek zorunda mısın? Senden izin mi alacaktım? Bana karışma Murat. Yoksa arkadaşlığımız sürmez. Eğer her zaman gelip gitmene izin veriyorsam en zor günümde yanımda olduğun içindir. Her zaman yanındayım. Niyetimin de ne olduğunu biliyorsun. Senin niyetin beni hiç ilgilendirmiyor. Bir gün gelecek, ilgilendirecek. Çünkü tek başına yaşayamazsın. Niyetim seni kırmak değil. Eskiden olduğu gibi beni tekrar sevmeni istiyorum. Ne inatçı çocuk değil mi arkadaş? Birlikte bira içelim mi? He? Sen bir şeyler ye. Sen yemedikten sonra. Bira içelim. İçelim. Şerefe. Seni seven gönlümün şerefine. O da ne demek öyle? Senin gönlünden daha zengin, senden daha cesur bir gönül için kadeh kalkıyor demek. Senin gönlüne içtik. Öyle olsun. Sıtkı seninle konuştu mu? Ne konuşacaktı? Anlaşıldı, konuşmamış. Seni bana istemeye geleceğiz annemle. Tamam mı? Ben daha cevabımı vermedim ki. Randevularıma geldiğine, gönlümün şerefine kadeh kaldırdığına göre cevap alınmıştır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Niçin? Bu güzel akşamda bana eşlik ettiğin için. Beni boşuna getirip masraf ediyorsunuz gibime geliyor. Sekreterim olarak işi çabuk öğrenmeni istiyorum. Bu yüzden de arsanın müşteriye gösterilmesi ve daha sonraki aşamaları görmeni, yaşamanı istiyorum. İlk kez uçağa bindim biliyor musunuz? Tahmin ettim. Nasıl yani? Panik yaptın. Fark ettirmemeye çalıştım ama beceremem demek ki. Ben çok içmesem pek alışık değilimdir. Lütfen. Mm-hmm.
Neredeyim ben? Allah'ım ne yaptım ben? Başım. Bundan sonra birlikteyiz. Sana ev tutacağım. Her istediğini alacağım. Beni sarhoş ettin. Namussuz herif. Hayvan. Bırak beni. Bunu bana nasıl yaparsın? Bundan sonra bana aitsin. Benimsin. Ben mal mıyım? Hayvan herif. Allah'ım. Sahibi siz misiniz? Evet. Arabamı burada tamir ettirmiştim. Sizi hatırlıyorum. Ben sizi hatırlamıyorum. Olabilir. Ben arabayı hatırlıyorum anlamında söylemiştim. Sürat yaparken arabamdan vın diye bir ses geliyor. Ne biçim tamir ettiniz? Diferansiyel ötüyorum. Merhaba abi. Nerede kaldın? He? Nihayet gelebildin beyefendi. Ben hanımefendinin arabasını denemeye çıkıyorum. Buyurun. Buyurun efendim. Ben hanımefendim mi? Hepiniz aynısınız. Hepiniz. İnsan mısın sen? Defalarca tecavüz ettin bana. Hayvan. Sana dayalı döşeli bir ev tutayım. Beraber yaşayalım. Hayvansın sen. Dönüş paramı ver. Uçak biletimizi gidiş dönüş aldım. Birlikte döneriz. Hayır, ben hemen dönmek istiyorum. Sana istediğin her şeyi alırım ben. Defol. Bağırma. Burada beni herkes iyi tanır.
Ben rezil olmam, sen rezil olursun. Para ver. Yoksa rezil de olsam olay çıkarır. Ver. Tahmin ettiğim gibi diferansiyel. Hemen hallederiz efendim. Her zaman böyle kaba mısınız? Ne yaptım ki? Önce bayanlara yol verilir, bunu bilmiyor musunuz? Nerede kabalık yaptım? Büronuzdan çıkarken ben yokmuşum gibi davrandınız. Yani önce ben çıkınca kabalık mı oldu? Tabii. Allah Allah. Şöyle kenara çeker misiniz? Ne oldu? Sakıncası yoksa ben kullanmak istiyorum. Elbette. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Çocukluğumdan beri. Nereden mezunsunuz? İlkokuldan. Hanımları rahatsız edercesine hep böyle bacaklarına mı bakarsınız? Gözüm kaydı, özellikle bakmadım. Özür dilemeyi de bilmiyorsunuz. Özür dilerim. Kafan artık rahat mı? Ne var ki kafasında? Söz kesildi ya, onun için diyorum. Bilmiyorum abla. Söz kesildi ama yine de kararsızım. O nasıl söz kızım? Yakında nişan takılacak. Alışırım. Severim herhalde. Anne, ben de bir iş bulup çalışmak istiyorum. Ben de çalışmayı düşünüyorum. Ama ustalar çıraklar öyle laf atıyor, öyle rahatsız ediyorlar ki yılgınlık geldi. Seni rahatsız mı ediyorlardı? Hem de nasıl? Bana söylemedi. Söylesem ne olacaktı ki? Vallahi öyle bunalıyorum ki. Bir işe girersem oyalanırım, kafamı dağıtırım diye düşünüyorum. Babanla konuşalım da kızım. Seninki geldi. Evet, Arif geldi. Gecikmem, merak etmeyin. Tamam kızım, sen keyfine bak. Başıma neler geldi bir bilsen. Galiba içlerinde en dürüstü Murat. Ona karşı haksızlık mı ediyorum dersin? Dur bir tanem. Senin yiyeceklerin, suyun ne durumda bir bakalım. Abi, ben gidiyorum. Nereye gene? Biraz dolaşacağım. Yüzünden düşen bir parça. Ne oldu? Tülerle aranız mı açık? Ne kadar da ilgilisin maşallah. İçeride misafir olur. Merhaba. Ne zaman geldiniz?
Gelirken görmedim sizi. Nasıl göreceksiniz? Başınızı arabanın altına öyle bir sokmuştunuz ki. Arabanız tamamdır. Bir sorun çıkarmaz mı yani? Hayır. Borcumu ödeyeyim. Bir de kartınızı alayım sizin. Tabii. Kim o? Tülay. Benim Murat. Ne oldu sana? Yok bir şey. Ne demek yok bir şey? Ağlamışsın, bitkinsin. Hep yanımda ol. Beni bırakma. Yanındayım canım. Bırakmam seni. Ne oldu, anlatmayacak mısın? Hı? Neredeydin dün gece? Cevap vermeyecek misin? Dün gece bir arkadaşta kaldım. Kimmiş o arkadaş? Tanımazsın. Amcamların mahallesinden. Eski bir arkadaş. Neden orada kaldın? Bana niye söylemedin? Söyleyemedim. Çok ani oldu. Orada bir şey mi oldu? Evet. Ne oldu peki? Arkadaşın önemli bir sorunu vardı. Karşılıklı hem ağlaştık hem de dertleştik. Yalan söylemiyorsun değil mi? Niye yalan söyleyeyim ki? Perişan görünüyorsun. Hiç uyumadık, ondandır. Bak canım. Başına buyruk hareket ettikçe ben üzülüyorum. Sinirleniyorum. Senin nereye gittiğine ben karışıyor muyum? Ben bir yere gitmiyorum ki. Benimle sevişmek ister misin? Aklını mı kaçırdın Tülay? Aklım yerinde. Cevap ver. Evlenmeden. Evet, evlenmeden. Evli olmadığımıza göre. Aslında sevişmeyi ben de istedim. Düşündüm. Nasıl olsa evleneceğiz diye evlenmeden önce sevişmeyi düşündün yani. Evet. Hatta hayalinde çok seviştik. Hayalinde? Güzel. Peki... evlenmeyi ciddi olarak düşünüyor musun benimle? Her zaman söylüyorum sana bunu. Güzel. Peki. Yaşasın. Yaşasın. Artık mutluyum. Ciddisin değil mi? Elbette ciddiyim. Seni çok seviyorum. Ben de.